Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Bisküvi böyle bir içtim. Ondan sonra bir video çekmiştim malumunuz. Ondan sonra muhtemelen ilk o yüklenmiş olur. Şimdi de Marakeş aromasının bir tadım testini gerçekleştireyim dedim. Ananas, mango, ejder meyvesi, spesel. Normalde green apple ya da üzüm çekeyim diyordum da dolabı açtım. Ondan sonra şunu gördüm. Sekin ananas suyu. Ondan sonra kendime şu bir bardak doldurayım dedim. Ondan sonra tekrardan kömürleri atınca dedik ki Marakeş aromasını bari çekelim. Ananas falan uyumlu olsun, mango. Ondan sonra bir bakalım bu aroması da nasılmış Likatobako'nun. Firmayı zaten söylemiştik, İzmir firmasıydı. Onu böyle içerik siteleri vardı şu şekilde. Bunlardan da şimdi Marrakeş aromasının tadım testini gerçekleştireceğiz inşallah Allah'ın izniyle dedik. Ondan önce ama ben izninizle bir şu gofreti gömmek istiyorum. Bismillah. Setup'ımız da bu şekilde arkadaşlar. Takımımızı da yıkadık, temizledik. Tütünü koklayınca, bu tütün sarı renkte bir tütünmüş arkadaşlar. Böyle tütünü koklayınca böyle bir tropikal meyveler tarzında bir kokusu geliyor. Böyle bir mango, ananas gibi bir koku var. Şimdi diyeceksin ki abi gofret diyorsun. Ananas suyu içiyorsun. Nasıl tadım testi gerçekleştiriyorsun? Ağzın tadı bunlara bulaşmadı mı? Fark eder mi? Sen nargile evinde içtiğin zaman yanında bir şeyler yiyip içmiyor musun nargile içerken?
Odin Uka dedik. Armağan Kır dedik. Armağan hocamın da güzel bir hediyesiydi. Gerçekten kendisine çok teşekkür ederim. Ananas, mango, ejder meyvesi spesiyel yazmışlar burada. Ama bu tütünden bir ferahlık tarzında bir tat daha var arkadaşlar. Bir ferahlık da geliyor. Onu da net bir şekilde söyleyebilirim. Böyle içtiğin zaman böyle bir ferahlık var bunda. Hafif bir buz mu var desem acaba, bilemedim. Böyle tütün. Bunlar şekerli meyveler normalde. İşte ananaslı, mangoydu, ejderha meyvesiydi. Ondan sonra normalde böyle bir şeker boğması lazım üstüne ama o şekeri böyle alacak. Böyle bir ferahlık da içine eklemiş. Bence güzel bir eklenti olmuş. Net bir şekilde söyleyebilirim. Tütün. Aromasal yönden başarılı. Yapılmış olan miksi beğendiğimi söyleyebilirim. Aromasal yönden başarılı. Ya tütünler şey başarılı da sanırsam Uka Prodigy Fırat abi de demişti. Bir ağırlık durumu der demişti. Birazcık daha böyle hafif, yani hafif olduğunu söylemişti kendisi. Hakikaten biraz daha tütünler böyle hafif. Bir tık daha böyle bir doyuruculuğu olsa keşke. Mesela buradaki doyuruculuktan kastım artık o nikotin eşiği midir, başka bir şey midir bilmiyorum. Hani mesela PLS'nin Strong üzüm nanesini içtiğim zaman birazcık daha böyle beni kesiyordu böyle beni biraz da. Bu biraz daha böyle aromasal yönden daha ön plan. Hani doygunluk dediğimiz şeyi pek bulamadığımı söyleyebilirim. Ama reçetesel yönden Marrakeş aroması da gerçekten başarılı bir mix olmuş. Efendim Sametçim. Mehmet Uslu mu? Tamam, bir de ben bir arayayım, şey yapayım da sen dönerim. Tamam, hadi görüşürüz.
Alo Mehmet Bey merhabalar. Erdoğan Bey merhaba. Neskoğut Yapı Kimyasallarından şey yapıyordum Traktör'den size bir teklif hazırlamıştık efendim ama benim sağdaki arkadaşım size iki kere aramış ama ulaşamamış. Teklifi nasıl size ulaştırması konusunda destek isteyecekti. Yarın 1'e kadar evdeyim. Olabilir mi acaba? Tamamdır. O zaman ben o şekilde not aldım. Yarın 1'e kadar arkadaşım size getirmiş olacak. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağ Hoşça olun. kalın. Sağ olun. Arkadaşlar kusura bakmayın. Şimdi belki böyle videoyu izlediğiniz zaman diyecektiniz ya abi niye konuşmuyorsun? Niye sadece nargile çekiyorsun? Düşünüyorduk. Ondan kaynaklı şey yapıyoruz. Şimdi şunu da halledelim. Sametçim ben şimdi konuştum açtı. Biraz da sesi yoğun geliyordu. Yarın 1'e kadar evdeyim. Getirirseniz çok sevinirim dedi. Tamam dedim ben de. Yarına ne iş birikti ya? Neyse yapacak bir şey yok. Niye açmıyormuş benim telefonlarımı hiç? Vallahi bilmiyorum kardeşim. Sen sinirlenme seviyorum seni. Hadi Hadi görüşürüz. hadi görüşürüz bay bay. Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar Marakeş araması dedik. Lika Tobacco dedik. İzmir firması dedik. Arkadaşlar Marakeş araması başarılı bir mix olmuş. Vaat ettiği aromaların tadını pöfür pöfür veriyor. Ondan sonra bir daha para verilip satın alınabilecek tarzda bir aroma. Eğer ananas seviyorsan, mango seviyorsan, bu tarz böyle tropikal meyveler dediğimiz meyveleri seviyorsan eğer tercih edilebilir gerçekten. Güzel bir aroma olmuş diyebilirim Lika Tobacco için Marrakeş aroması. O zaman bir dahaki videomuzu da muhtemelen green apple veya da üzüm nane falan yaparım belki kendime bir mix yaparım ya da belki sek koyar içerim bana hitap eden tarzda bir üzüm mü? Şekerli bayıcı güzel bir üzümü mü var benim sevdiğim tarzda? Onu bir şey yaparız. Bir de adamların sakız aroması Spirit Mint Gum. Bahçe nanesi ve sakız aroması varmış. O da bana bir kaç arkadaşımdan tavsiye geldi güzel olduğu konusunda. Onun da bir tadım testini merak ediyorum gerçekten. Şimdilik 3 tane aromasını denedim. Low Smoke, Marrakeş ve Bisküvi aromasını. Bisküvi aromasını beğenmedim. Marrakeş aroması başarılı. Low Smoke aroması da başarılı olduğunu söyleyebilirim. Low Smoke aromasını hatta eski işte Adalyalardan böyle işte Low 66 tarzda böyle fresh tatlar seviyorsan bunun fresh'i onlardan hatta daha güçlü olmuş. Benim sevdiğim tarzda olmuş. Malum şimdikileri alıp içtiğin zaman o mesela daha eski aldığımız Low 66'lar yok. Mesela pandemiden önceki aldığımız 30 dakikaya falan gelince tutun hemen böyle şekerlenmeye başlıyor falan. Öyle değişik aksiyonlara bürünüyor. Low Smoke aroması da başarılı olmuştu. Abi onu neden videosunu çekmiyorsun diye soracak olursan kardeşim kalırsa onun da videosunu çekeceğim. O da burada. Ondan sonra yani böyle aylara vesile olsun diyelim dedik. Kusura bakmayın bazen böyle videolarda açmamız gereken telefonlar oluyor. Ondan ötürü de bazen video böyle bir şey formatı değişebiliyor bir anda kusura bakmayın. Ondan ötürü böyle bir durumda söz konusu. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.